Doğu Türkistan'da Çin işgali ve zulmü devam ederken diğer yandan Çin hükümeti propagandalarının yapıldığı etkinlikler düzenleniyor. Doğu Türkistan'ın Kaşgar ilinde düzenlenen etkinlikte Çinli komünist askerler yardımsever olarak gösterilirken Uygur Türklerinin milli elbisesini giyen şahsın terörist olarak gösterilmesi dikkatlerden kaçmadı. KKP işgal yönetiminin Doğu Türkistan'da Müslümanlara uyguladığı baskılara karşı bir tepki de Endonezya'dan geldi. Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı aynı zamanda PKS Partisi Genel Başkanı Jazuli Juwaini, Çin'in Uygur bölgesinde yaşayan Uygur Müslümanlarına karşı dini ve etnik ayrımcılık ve yasaklama uygulamalarının kabul edilemez olduğunu açıkladı. İngiltere'de çeşitli partilerden 53 milletvekili İslamofobinin ülkede ırkçılığın bir türü şeklinde tanımlanmasını talep etti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Independent'ın haberine göre İngiltere parlamentosundan 53 milletvekili hükümete İslamofobinin yeniden tanımlanması yönünde çağrıda bulundu. İngiltere'de Müslümanlara yönelik ayrımcılığın tanımlanmadığına dikkat çeken milletvekilleri, bunun da nefret suçlarının rapor edilememesine ve tartışılamamasına yol açtığını ifade etti. Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan binlerce kişi, Fas'ta düzenlenen ve ABD hariç Birleşmiş Milletler'e üye diğer tüm ülkelerin onayladığı küresel mülteci ve göç anlaşmasının kabulünü protesto etti. Söz konusu anlaşma Belçika parlamentosunda da büyük tartışmalara neden olmuştu. Hindistan'ın kontrolü altındaki Cammu Keşmir'de dün gerçekleştirilen gösteride hayatını kaybeden sivillerin sayısı 7 olarak açıklandı. Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde dün bir köye düzenlenen operasyonda 3 direnişçinin ölmesi üzerine yapılan gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesinde ölen sivil sayısı 7 olarak bildirildi. Sivillerin ölümünün ardından yapılan genel grev çağrısı nedeniyle bölgede dükkanlar ve iş yerleri kapandı.